Dün bir soruyla kapattık. Vaktimiz olmadı cevap için. Hemen o soruyla başlayalım hocam. Hatırlayalım, bir video soru vardı. Cevabını bugüne ertelemek zorunda kaldık süremiz yetmediği için. Hemen o soruyu tekrar bir hatırlayalım. İyi akşamlar. Ben oruç fidyemi ve fitremi, yani zekatımı, toplamda tek bir kişiye vermek yerine ayrı ayrı paylaştırarak verebilir miyim? Mesela öğrencilere 250 lira veya öğrencilere 350 lira şeklinde verebilir miyim? Gayet güzel verebilir ama amması ne? Fitrenin bölünmemesi. Yani bir fitreyi kaç lira diye hesap edecek hanımefendi, diyelim ki 100 lira diye hesap edecek. 50 lirasını birine, 50 lirasını birine vereyim değil. Bir fitreyi tam olarak bir kişiye vermesi şartıyla söylediği şey gayet güzeldir. Diyelim ki öğrencilere 3'er 100 lira, 4'er 100 lira dağıtacak. Zekat ve fidye olarak gayet isabetlidir. Gayet güzel. Söylediği şekilde yapabilir ama hocamızın söylediği detaylar da önemli. Evet. Onları da atlamasın. Doğru. Peki bugün neler var? Sorularda, hocamıza gelen sorularda neler var? Birkaç başlık aktaralım. Biraz evvel soruldu zaten. Fidye paylaştırılarak farklı kişilere dağıtılırsa vebal olur mu diye sorulmuş. Verilir mi diye soruluyor. Hocam zaten cevapladı. Alkol satılan yerden alışveriş yapılır mı diye bir soru var. Vakit olursa inşallah hocamıza soracağız. İbadet etmeyeni, yani dini vecibelerini yerine getirmeyenleri uyarmak ne kadar doğru ya da bunun ölçüsü ne olmalı diye soruyorlar. Bir başka izleyicimiz, kunut dualarını bilmeyenler hangi duaları okuyabilir onun yerine. Bir diğer izleyicimiz, toruna ya da onların çocuklarına fidye, zekat, fitre verilir mi diye sormuşlar. Promosyonla alakalı sorular var. Teravih namazını kaza niyetiyle kılıyoruz olur mu diyenler var. Çok soru var. Biz ayrılan süre içerisinde inşallah bunlara cevap bulacağız. Bugün yine bir peygamber kıssası bölümümüzde muhterem hocamız Hazreti Yusuf'u anlatacak. Ahsenül Kasas diye ifade edilen, Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir peygamber kıssası. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine 3 farklı şehrimize Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Türkiye haritamızda o şehirleri az sonra göreceğiz. Bir video sorumuz var. O soruyla devam edelim. Hocam selamünaleyküm. Benim de bir sorum olacaktı size. Hayırlı iftarlar, hayırlı yayınlar. İçki satılan yerde alışveriş yapmak uygun mudur, değil midir? Evet. Buna bir cevap almak istiyordum. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, sevgili peygamberimiz şöyle buyuruyor, bakın. Men ra'a minkum münkeren fel yugayyirhu bi yedi ve in lem yestada fe bi lisani ve in lem yestada fe bi kalbi ve zalike ezaful iman. Bir yerde akla, dine aykırı bir şey varsa onu bizzat elinle gider. Gücüm yetmiyor. Dilinle fenalığını söyle. Ona da gücüm yetmiyor. Bu sefer hiç olmazsa kalben onu tasvip etme, onaylama. Ama ve zalike zaful iman. Bu da imanın zayıflığının delilidir. Yani bir devlet düzeni içerisinde yaşıyoruz. Yani gidip de adam marketinde diyelim ki içki satıyor, ben onu kaldıracağım, böyle olmaz. Devlet düzeni vardır. Benim yetkimde, benim sorumluluğumda değildir. Bizzat fenalığını söyleyeyim, orada söylememe de gerek yok. Üç, ancak alışveriş yapmayabilirim. O kadar. Alışveriş yapmayabilirim. Niye? Çünkü o haramın revaç bulmasına destek olmuş olmayayım diye. Ve teavenu alel birri ve takva ve la teavenu alel ismi vel udvan. İyilik ve hayır üzere yardımlaşın, kötülük ve şer üzere yardımlaşmayın. O içkiyi oradan aldı biri, direksiyonun başına geçti, kaza yaptı, mal can kaybına sebep oldu. Acaba benim de burada ortaklığım var mı? Yani demek ki arkadaş, Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz diye bir laf var ya, öyle olması lazım. Sen de bunu böyle satmaktan vazgeç gibi olmuş oluyor. Teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.